Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine Tofaş arabamıza bir şeyler sipariş verdi. Kargolarımız geldi. Kargolarımız diyorum, bu sefer bir sipariş vermedim. Birkaç tane sipariş verdim. Bu kargodan önce bir iki gün önce falan koltuk kılıflarımız gelmişti. Koltuk kılıflarımız şurada köşede duruyor. Hala da arabamıza takamadık. Takamamızın sebebi arabamızı sanayiye götürdük. Ufak tefek işleri vardı. Onları yaptırdık. Şimdi arabamızın içerisini temizleyip ondan sonra kılıflarımızı takacağız. Ama bu kargoları bugün bu videonun devamında göreceksiniz. Yani bu çekmiş olduğumuz videonun devamında bu kargo açılımlarını arabanın üzerinde takılmış bir şekilde göreceksiniz. Arkadaşlar kargomuz geldi. Hiç şey yapmadan ben kargomuzu açtım zaten. Hiç video aklıma gelmedi. Çünkü direkt bakasım geldi içine. Arkadaşlar ne sipariş verdik? Şu şekilde Doğan arabalara, Tofaş, Doğan grubuna şu şekilde bir plakalık. Yani plakayı takacağımızın altında stokların arasında şu şekilde bir parça takılıyor. Benim arabam Tofaş Doğan ama Şahin böyle etiket arabasıymış gibi duruyor. Etiket olayında tam araba benim uymadığı için, uymamasının sebebi yani etiket yapmak için biraz masraf gerekiyor. Ekstra işte etiketler, onun haricinde lambalar falan işte uymadığı için. O yüzden biz işin orijinalini çevirmeye karar verdik. Bu şekilde bir tane plakalığı takmak için bir ara plakalık aldık. Farların arasında daha güzel duracağını düşünüyorum. Bunu aldık arkadaşlar. Bir de daha önceki videoda hatırlarsınız. Arabanın kapı sivicinde sıkıntı var demiştim. Arabanın kapı sivici aldım. Şunları internetten aldım arkadaşlar. Tanesi 30 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Şu plakalık da yanlış hatırlamıyorsam 40 lira mıydı? Öyle bir şeydi arkadaşlar. O civarlara bir şey aldım. Tam fiyatını atlamıyorum. 40 lira falan aldım. Bu kapıları da dediğim gibi 30-40 lira bir şeydi. Bunu da o civarlarda aldım. Bu arada bu kargoları gönderen firmalara isimlerini bilmiyorum ama tek tek teşekkür ediyorum. Yani hangi firma olduğunu bilmiyorum ama teşekkür ediyorum çünkü gerçekten çok hızlı sürede geldi. 2 günde geldi arkadaşlar kargoları. Bir de şöyle kalem aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Lastik boyama kalemi arkadaşlar. Şu şekilde 4 tane aldım. 4 tane almamın sebebi kalem bir tanesi 17 lira mı 27 lira mı bir şey. 4 tanesini sipariş yani 4 tane verdiğim zaman kargo bedavaya denk geliyor. O fiyata çıkıyor. Ben de o yüzden 4 tane sipariş verdim. Normalde bu Zonguldak Ereğli'deki yapı marketlerinde sordum ben bu kalemi. Tanesi 47 lira arkadaşlar. Ben 4 tane kalemi oranın 2 tane kalemi bile yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bunları toplamda 60 lira 60 ya da 70 lira bir fiyat verdim 4 tane kalemi. Normalde bir kalem 47 lira, 2 kalem 80 küsur lira para yapıyor. Yani 2 tane kalem bana bedavaya gelmiş oldu ve kargosu da bedavaya gelmiş oldu. Uzun bir süre kullanırım. Bakarsanız ilerleyen zamanlarda bir çekiliş yapar. Bu kalemi de daha doğrusu bu kalemlerden birkaç tanesinde çünkü bana bir tanesinin yeteceğini düşünüyorum. Birkaç tanesinde çekiliş yoluyla isteyen arkadaşlar olsa onlara gönderirim yani arkadaşlar. Sonuçta ben ucuz olduğu için aldım. Şu şekilde 4 tane lastik boyama kalemi. Bunları gönderen firmaya da teşekkür ederim arkadaşlar. Bunlarla lastiklerimizi boyadıktan sonra göstereceğim bu videonun devamında. Şu plakalığı takarken de plakalığı takılmış halde zaten göreceksiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki yani bunların takım aşamasında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoya geçiyoruz.